Herkese selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size bir şey diyeceğim. Lütfen arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizden bir şey eksik olmayacak. Lütfen arkadaşlar bana destek olmanız için videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün Mbappe çıkartmıştık. Yüzlük Mbappe tek attık arkadaşlar taktikle. Siz de taktiği denemek istiyorsanız arkadaşlar son videoma bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu Mbappe'yi inceleyeceğiz. Dün çıkardığımız yüzlük Mbappe'yi inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar istatistiklerine bakacağız birlikte. Dün baktık ama bugün yine bakacağız. Genel derece diyelim arkadaşlar. Ofansif farkındalık 82, top kontrolü 84, top sürme 93, top tutma 80 arkadaşlar, bitiricilik 88. Şöyle hızlı hızlanma arkadaşlar, burası bizim için önemli. Hız 98, hızlanma 94 arkadaşlar. Arkadaşlar topu verdim mi zaten Mbappe düz kaleye kadar gider arkadaşlar. Videodan önce birkaç kere oynadım arkadaşlar Mbappe ile. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 maç oynadım arkadaşlar. Şöyle sizinle birlikte bir inceleyelim arkadaşlar. Bir arkadaşlar amatörde oynayacağız ve şeylerini arkadaşlar hızlanmasını falan sizinle birlikte inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar gelelim bir dakika, şöyle bir yere gelelim. Şöyle arkadaşlar orta seviye diyeceğiz. Hem etkinliğimizi yaparlar hem de Mbappe inceleriz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Mbappe ile vuruyoruz ve füze attı arkadaşlar. Denedik ve ilk vuruşundan gol attı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi füze attı. Yani arkadaşlar kaleci kötü olabilir ama yine de arkadaşlar gördüğünüz gibi İnceliyoruz yani Mbappe'yi. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mbappe füze attı resmen. Şöyle arkadaşlar hemen devam edelim. Şöyle bizim şeye kadar, kaleye kadar gidelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi depar bir şekilde hızlı gidiyor arkadaşlar. Çok hızlı bence. Şöyle Mbappe arkadaşlar, bir de normal hızına bakın arkadaşlar. Normal hızı da çok hızlı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yetişemiyorlar. Kaleden kaleye gidip geliyorum arkadaşlar. Kaleden kaleye gidip geliyorum ve topu aldılar. Hızı böyle arkadaşlar. Şöyle driplingine bakalım arkadaşlar. Dripling. Şöyle vurduk gol. Mbappe yine attık. Arkadaşlar şöyle cidden yani hızı çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Hızı çok iyi. Şimdi şeye kontrol edelim arkadaşlar. Normal falsolara, bitiriciliğe falan bakacağız arkadaşlar tamamıyla. Arkadaşlar şöyle solak vuralım. Bir daha solak vuralım arkadaşlar. Ve solak attık arkadaşlar. Solak isabet tutuyor. Ama kale önde attık. Şimdi uzaktan atacağız arkadaşlar. Solağını kontrol edeceğiz arkadaşlar uzaktan nasıl attığına. Şöyle aradan bırakacağız arkadaşlar. Şöyle solak. Güzel gitti arkadaşlar, güzel gitti yine de. Sol ayak atmasına rağmen şöyle bırakacağız bir daha arkadaşlar. Bir de uzaktan yani üf, güzel gitti ama arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ara pasını kontrol edeceğiz. Ara pasını güzel verdi ve Hakan da güzel attı arkadaşlar. Pası da deneriz arkadaşlar. Şöyle gönderelim bir Mbappe'ye doğru. Verdik kafayla arkadaşlar, güzel attık. Şöyle Messi'ye tamamlarsa güzel olur. Messi'yi güzel attık. Arkadaşlar Mbappe'nin ara pasları çok iyi. Gördüğünüz gibi kafayla ara pasını verdi yani. Şimdi arkadaşlar normal pas vereceğiz. Bakalım normal pası nasıl verecek. Messi tekrardan Messi'den arkadaşlar. Şimdi Hakimi verdik. Normal arkadaşlar solak pas. Oha. Arkadaşlar pas atıyor yeminle çok iyi. Bir de solak pas attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar solak attı. Orta arkadaşlar mükemmel bir orta kaldırdı ama Ronaldinho atamadı. Paslar arkadaşlar çok güzel, ara pası çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar solak biraz zaten kötüydü. Bir de kafayı deneyemedik arkadaşlar, kafa vuruşunu deneyemedik. Şimdi onu da deneyeceğiz. Arkadaşlar ortamızı böyle kaldıralım bir. Mbappe gider mi? Mbappe kafayı da atarım diyor arkadaşlar. Kafa vuruşu düşük olmasına rağmen mükemmel bir orta arkadaşlar, mükemmel bir kafa. Mbappe ne yapacağını bilmiyor. Kafa vuruşu da güzelmiş gayet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mbappe kafayı gömüyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bırakacağız Mbappe'ye doğru. Bakalım arkadaşlar böyle nasıl. Ooo solağa da iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten solağa da atıyor. Güzel bir solak gol attı arkadaşlar. Oy gelişine attı arkadaşlar, gelişine de güzel attı.
Şöyle Mbappe ile devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel attı, güzel attı arkadaşlar. Bir de şey denemek istiyorum arkadaşlar. Uzun toplarda nasıl yapıyor arkadaşlar? Uzun toplarda da yetişir mi o toplara? Şöyle bir uzun top da atacağız arkadaşlar. Şurada taç olması iyi oldu. Şöyle hemen güzel bir şekilde kaldıralım. Şöyle Marquinhos. Güzel gittik. Oy arkadaşlar, kastı ama güzel attık. Çok iyi top kontrolü yaptı arkadaşlar. Uzun toplardan top kontrolünü güzel yaptı arkadaşlar. Bir de top kontrolünü de denedik sizlere. Şöyle arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi güzel orta. Çok güzel önüne aldı. Güzel de vurdu arkadaşlar topu. Maç bitmeden yapalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Güzel trivelaydı bu arada. Oy arkadaşlar, mükemmel pastı. O nasıl pastı? Şu arkadaşlar bakalım Falso'ya. Oy arkadaşlar, Falso'su da çok iyi. Falso da atarım diyor arkadaşlar. Guatechi yapıyor arkadaşlar. Şöyle Messi'den sonra en iyisi benim diyor arkadaşlar. Güzel attı, güzel attı arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Biraz Solak deneseydi güzel olurdu. Arkadaşlar Solak bir de deneyeceğim Falso'yu. Arkadaşlar her şeyini inceliyoruz adamın. Bir şeyine ne işte arkadaşlar, fazla şeye girmeyelim ve kötü attı arkadaşlar, harbi kötü. Topu kaldıramadı bile. Yani o kadar da değil yani, ters ayla o kadar da yapamaz arkadaşlar. Fazla bize şey yaptık. Fazla da derinlere inmeyelim arkadaşlar. Güzel oynuyor. Güzel bir kart, çok iyi bir forvet kart arkadaşlar. Bir de aynı karttan bende vardı zaten. Şöyle bıraktık pasımızı, bir daha bıraktık. Mbappe'ye gitme top. Son bir kez atabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle son bir kez denemek istedim. Güzel bir maçtı. Mbappe'yi güzel inceledik. Şöyle bir geçelim. Güzel de çok iyi bir karttı. Güzel bir incelemeydi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de çekilişimiz olacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Büyük ihtimal yarın olur ya da öbürsü gün arkadaşlar. Bence yarın olur çekiliş videosu. Arkadaşlar siz de haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ki arkadaşlar videodan haberiniz olsun. Siz de çekilişe katılın. Güzel bir kadro arkadaşlar, güzel bir takım. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Birinize çıkabilir işte arkadaşlar. Bana çıkmaz falan demeye gerek yok. Ve videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olun. Video beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.